Evet efendim, herkese merhabalar. Borsa Tekniğe hoş geldiniz. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Borsa İstanbul'u yorumlayacağız birazdan Ahmet hocamızla birlikte, ama Borsa İstanbul'a baktığımızda bugün de güçsüz bir seyir var. Bir miktar bankacılık ve sanayi tarafına tepkiler var. Fakat teknoloji, ulaştırma, holding gibi büyük endekslerin negatif seyrettiğini izliyoruz. Sabah bir kez daha 7800'ün üzerinde endeks denemede bulundu. Fakat geri çekilmeyle birlikte 7752'lere gelmiş bulunuyoruz. Kurda çok ufak bir hareket var. 27-21 civarındayız. Ve dolar endeksi yukarı gittiği için euro Türk lirası ise 29.42'ye gelmiş durumda. Sepet kurda son fiyatlama 28.31 ve gram altın tarafında 1664 TL'den işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Evet, şimdi Borsa İstanbul'daki son fiyatlamaları yorumlayacağız. Değerli hocamız Ahmet Mergen'e döneceğiz. Endekste 7743 puan seviyesindeyiz. Peki endeks nereye gidiyor diyeceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, merhabalar. Nasıl herkes bakalım? Tatil de bitiyor. Yaz ayı da bitiyor artık. Deniz mevsimi bilmem. Çoğu yerlerde herhalde bir ay daha gider, ondan sonra okullar başlar. Okullar başlayınca da malum para lazım. Evet. Çok para lazım benim anladığım kadarıyla. Eğitim şart yani, mecbur. Burada da valla geldi yani 8000'e doğru. 7902'yi de gördü. Bir önceki tepeyi de geçti ama pek kalamadı. Kağıt bazına döndü. Yani aşağıya doğru da çok sert bir satış gelmedi. Yani gelen satış tamamen işte spekülasyon. Yani bir anlamda spekülasyon dedi. Ya yani ismini koyalım. Yani bunun adı normal şartlarda manipülasyondur yani. Yani astarı olmayan, ispatlanması mümkün değil, ispatlamak zorunda olmadığı bir ülkede yani uçur bir haberler falan. Onu bahane ederek hurra millet satışta. Zaten hani biraz da satışa meyilliydi. Kar realizasyonları falan epey geldi kardeşim. Yani 4300'lerden geliyor, 4400'lerden geliyor. Gelmiş 8000'e. Biraz sağda solda kar realizasyonu olur. Çanak tamamlayan, Ocak ayındaki zirvelere gelen kağıtlarda satışlar gelebilir. Yani buralarda kar realizasyonu olur. Ya yani 140 liraya verdiğin malı satıyorsun, 132 veya 125, 128, 120 oralarda yerine koyuyorsun gerekirse. Para bu yani. Nereden baksan 1000 not satsa, 1000 not geriye alsa 20 lira da 20 bin lira. 600 dolar. Yani taş atıp kolu mu yoruluyor? Veriyor, alıyor. Ve lotları çoğaltıyor. 1000 veriyor, 1100 alıyor yerine gibi. Böyle yani. O bakımdan biraz böyle bu kısım şu ortalamanın üstünde. Yani 20 günlük ortalamanın üstünde. Yukarı tarafta da 8000'e yaklaştıkça satışın geldiği bir bölge. Burada bir ufak yatay alana girebilir. Bir ufak çanak teşebbüsü daha olabilir. Ne zaman ki 7900 geçilir, aşağı taraf 400, 400, 900, 500 puan, 7900, 500, 8400 hedef orası olabilir. Eğer yukarı yönde iyi bir ivme yakalarsa. Nasıl yakalayacak? Bankalarla yakalayacak büyük ihtimalle, ama bankaların da suyunu çıkartmayın artık. Her şeyi de bankalara yüklemeyin yani. Yani bankaların da belli bir görevi var. Yani bir çözüm getirildi güya. Aman büyük tantanayla. Şimdi o çözümü ortaya çıkardığı problemi ortadan kaldırabilmek için işte 40 tane akıllı uğraşmaya çalışıyor. Yani bir ortalığa bir şey atıldı. O zaman iyi gibi göründü falan filan, ama işte bak şimdi geldi. Problem haline dönüştü. Yani para nereye gidecek? Para daha da büyüdü. Gereksiz yere büyüdü. O kadar büyümeyecekti. Yani bir sel geliyorsa selin karşısına öyle durup da o seli durduramaz. O seli durdurmak için selin olmaması için gereken şartları önceden yaparsın ki sel oluşmaz.
Arada sırada doğa dolayısıyla seller oluşabilirse bile sellerin akacağı yerler büyük hendekler kazılır. Akarsu için oraya bir yol yapılır. Yani suyun geçip gidebilmesi için. Hendekler, şunlar bunlar. Akarsu yolları yapılır. Ev yapılmaz. Vadinin tam ortasına, bir zamanlar derelerin gümbür gümbür aktığı yere hop evi oturtursan, dereyi de böyle betonlarla oraya buraya sıkıştırırsan buradan geçsin diye, yemezler abi. Olmaz. Orayı yıkar götürür. Evi de götürür, insanı da götürür. Götürüyor da zaten. Orada da. Yani şimdi bakalım problem nasıl çözülecek. Ama bankaları da zora sokacak bir şekilde bir çözüm olmaz diye düşünüyorum. Burası da kala kala oradaki yani banka, kimya, holding falan bunlarla belki biraz daha yukarıya 8000'in üstüne doğru kendisini taşıyacak. O kanalın içine girmediği sürece yatay gidecektir yan yan. Yani aşağı taraf şimdilik 7400, yalnız 20 günlük ortalamanın altı 6900'e doğru yol alır. Yani o da bir iki ay yer. Eğer o kırılma yaşanırsa. Aşağı inecek, orada destek bulacak, inecek, çıkacak, kalkacak, oturacak. Efendim kendisine bir dip çalışması yapacak falan filan. O zaman alır. Burada da gelindi. Neyle gelindi? Yani çok büyük oranda bir yatırımcı kütlesi buraya para soktu. İnşallah iyi olur. Kağıtlar uçtu muçtu bir yerlere. Bunun dışında enflasyon zoraki olarak paranın değerini korumak için bir kısım insanları buraya itti. Yani şirketleri alalım bari dediler. Bir de yeni hükümet açısından yani ekonomiyi yönetecek kadrolar açısından biraz daha ortodoks, yani biraz daha dünyanın kabul edebileceği fonların filan kabul edebileceği dünya standartlarına uygun bir yönetim sistemi tekrar uygulanacak diye oluşan beklenti. Üçü bir arada. İçeceğe benzedi bu da üçü bir arada ama fiyatları yukarı itti. Doğaları. Şimdi bakalım. Yani eninde sonunda bu 3-5 sene içinde çok daha yukarılara gidecek. Orası tamam. Yani orayı uzun zamandır söylüyorum da tabii ekonomik programın arkasında durulursa. Yani eski denenmiş sisteme tekrar dönüldüğü takdirde geçmişteki sonuç belli, görülüyor. Aynı sonuç. Pirinçten sadece pilav olur kardeşim. Veya pirinç çorbası yaparsın. Et yemeği yapamazsın. Çıkmaz yani. Doğasında yok yani. Şeker alırsın. O başka. Ama protein olarak eti yemen lazım. Şeker istiyorsan pirinci ye. Şişmanlıya şişmanlıya. Hep pirinç yedik, şişmanladık artık. Olmuyor. Geçelim burayı. Kanal içinde, kanalın dışına doğru dolar taştık. Dolar bazlı bakalım mı o zaman hocam? Yani. Burada da bir çanak tamamlayacağız. Ufak bir çanak. 275-291 çanağı. Şimdi tekrar sağ tarafı doldurmak için ufaktan ufaktan kaykılma olabilir. Yani 20 puan, 30 puan, 50 puan neyse dolar olarak. Çünkü onun sağ tarafı boş kaldı. Ama son düşüş ortalamadan zıpladı. 20 günlük ortalamadan. İyi bir işaret. Zıplamazsa kötü. Eğer bir sonraki seferde tekrar ortalamaya doğru gelip efendim ortalamada tutunamazsa bu sefer 269'u dener. Geçilen zirveyi. Orası tutar mı tutmaz mı bilmem. Gelen satışa bağlı. Esas hikaye orada 262-65 filan oralardaki 50 günlük dolar bazındaki ortalama o zaman. Hele bir görelim bakalım buradaki çanak bir tamamlansın. 291
275 çana. Burası 15 puanlık dolarlık bir çanak. 16 dolarlık. Yukarı yöndeki hareket fiyatı 307'ye falan getirir. Kaplaması. 305 dolar. Hala o büyük bir çiçe giderek büyüyen matruşkaların en büyüğü 305 dolarda bekliyor. Tamamlanmak üzere. Ama belki burada biraz güç toplama süreci de geçirebilir. Böyle ufak ufak çanaklar yapılıyor. Sonra bir anda hoppa diye direnci kırıyor, ufak çanağa katlayıveriyor. Her şey, çoğu büyük kağıt, 305 dolardaki, TL bazındaki o tepeleri yakalayarak çanakları tamamladı. İyi kağıtlar, dolar bazındaki çanakları yakaladı ve geçti. TL'yi çoktan geçti de, çanağını onun üzerine de devam ederek, Ocak ayındaki dolar bazındaki tepeleri yakaladı, bazıları geçti. İyi kağıtlar onlar, sağlam kağıtlar, ileriye dönük beklenti olan kağıtlar bunlar demek ki. Para oraya giriyor demek ki, yoksa gitmez ki oraya. Hiçbir şey kendi kendine başına alıp bir yerlere gitmez. Para sokmak lazım. Para sokmak için de şirketin geleceğini analiz etmek, nedir ne değildir, ne yapacak, nerelere yol alacak, onu bilmek lazım, tahmin etmek lazım. Bir beklenti oluşması lazım, hikayesi olması lazım. Evet, kağıt bazında hala hareketlilik devam eder. Ama endekse bakarsan, TL bazında da macide satışa döndü. Macide döndü satışa. Şimdi önemli olan, bakalım endeksin ortalamaların üzerinde kalıp kalamayacağı. Böyle. Onun için de macide beraber satışa falan döndüğü zaman yani fiyatlar yataya da sarabilir. Kolay kolay yukarı gitmez. Çoğu fiyat gitti zaten. Evet, geçelim onu da. Geçelim hocam. O zaman bankacılık endeksine bir bakalım mı? Şu an çünkü bankacılık endeksi tabii endeks üzerinde önemli bir rol oynuyor. Çünkü orada çok ciddi bir satış olunca endeksi de aşağı çekiyor. Ve şu anda baktığımızda puan bazlı olarak da katkı sağlamaya çalışıyor diyebiliriz. 6818 TL bazlı baktığımızda bankacılık endeksinde rakam. Evet, bankacılık endeksinde de 290'lar civarındaki tepeye kadar geldi. Oradan satış geldi. Normal 4 tane de yani tepe oldu. Ama giderek diplerin yukarı doğru tırmandığını görüyoruz. Yani 155'ten beri tırmanıyor. En son 194. Daha sonra 200'ün üstü. Şimdi ortalamaların civarında, 20 günlük ortalamanın olduğu yerde bir direniş var. İnmemekte. Bu çanak tamamlandı. Hangi çanak? İşte 290 çanağı. Burada bir kulp daha olabilir. Yani 290, 245, 240 kulpu oluşabilir. Ortalamanın üstünde oluşursa bu kulp daha iyi. Demek ki maliyetler kurtarıyor. Yani maliyetlerin üzerinde bir kulp oluşuyor. Önce o zaman yukarı yönde bir kırılmada fincan ve kulpun kulpu, sonra fincanı mincanı derken bu çanaklar yukarıya katlar. Ama hemen katlamaz. Yani biraz zaman ister. Kağıt olsa daha hızlı katlayabilir. Alırlar bir hoppa diye götürüverirler. Ama endeks olduğu için bir sürü kağıt bunun içinde. Banka öyle hoba diye bir anda hepsini aynı anda götürmek de o kadar kolay değil. Ama yavaş yavaş tırmanabilir. Kendilerini yukarıya doğru katladıkları zaman benim hedefim hala 500 dolar gibi buralarda. Tabii bu şartı şurtu var. Yani ekonomiyi ben yönetmiyorum. Yönetenler yönetiyor. Yani ben nasıl yönetirim, o nasıl yönetir? Eğer Türkiye ekonomisi bu yönetim tarzına uygun bir şekilde cevap verip
olumlu cevap verip yukarıya doğru ivme kazanırsa burası da 500 dolara gider. 290 doları falan aşar gider. Diplerin giderek yukarıda oluşması alıcının hala talebin olduğunu gösterir. Bakalım yukarı yönde patlama yaşanabilecek mi? Onun için de bir bahane lazım. Yani bankaların üzerine çok fazla iş bindirirsen, onu da yap, bunu da yap, şunu da yap, bunu da yap. Yani bütün yükte bankalarda olmaz. Ona göre uygun tedbirler eğer ortaya konursa, o zaman bankalar, kağıtlar yukarıya doğru hareket eder. Geçelim hocam. Kimya endeksine de bakalım isterseniz. Bir de dolar bazında. İyi gitti. 470'lerin üzerine geldi. 78'e kadar geldi. Satış geldi. Tabii. Tüpraş falan filan yukarı, sonra aşağı. Kar satışları. Petkim yukarı, sonra aşağı. Kar satışları falan. Tepeye de gelindi. Ama ortalama yükseliyor. 20 günlük ortalama şimdi 440'a doğru geliyor. Sağ tarafta bir boşluk var. Bu boşluk dolacak. Tıpkı sol tarafta 435-473 arasında düşüş sırasında nasıl bir boşluk oluşuyorsa, sonra bir daha gümbür diyorsa, burada da sağ tarafta bir boşluk oluşup sonra şimşek yukarı yönde de gümbür diyebilir. Fiyatları yukarı yönde alırlarsa 525-526 oralar hedef olur. Yani, o ufak çanak ortalamaların olduğu yerde sağ tarafta o minik çanak 439 geçilince nasıl gitti? Hop! Bir anda alıyor. Tabii malı kaptırmak istemiyor kimseye. Anında alıyor. Yıktığı o yıkılan baraj esasında kendi malı. Çoğu yerde. Diye kendi malını topluyor. Zaten barajı kurdu. Aşağı tarafta millete sattırdı. Kendi malını toparlayınca suyun önünü açıyor. Baba diye yukarı. Malları da topladı. Dirence gelince çakıyor. Very simple. Çok basit. En dipte alacaksınız. En tepede satacaksınız. Niye bunu başaramıyorsunuz anlamıyorum yani. Basit. Dipte al, en tepede sat. Öyle zannediyor millet. Hadi bakalım. Gene götürdünüz malı, en dipte aldınız. En tepede çaktınız. Tabii. Sizin gibi gençleri de bekleriz pistlere. Buyurun yarışmaya. Yani o kadar kolay iş değil. Sinir hastası olup çıkabilirsin. Sinirlerin sağlam değilse. Evet. Daha hala yolu var diye düşünüyorum. Ama sağ tarafta biraz çalışma var. Çalışma dedik de. Kadıköy'deyiz. Yani bir kaldırım çalışması var. Tek şeride inmiş trafik. Ana trafik yani. Bazı şeylerin niye geceleri yapılmadığını anlayamıyorum. Efendim çok gürültü oluyor, mok gürültü oluyor. Ya tamam da. Yani gürültü olan kısmı kazmasını, kuzmasını, bilmem nesini gündüz yaparsın. Gece de otur, taş döşersin. Taş döşemek yani. Vallahi bu ülke ne zaman kurtulur biliyor musun? Bu kaldırım yapma, bozma falan filan işleri var ya. O işler bittiği zaman anayasaya koymak lazım. Artık. 10 seneden aşağı kaldırımlar yenilenmeyecek kardeşim. Taş toprak işini bırakalım artık. Yani siper kazamıyoruz, kaldırım için her yeri kazıyoruz. İndiriyoruz, bindiriyoruz. Tam bir curcuna. Başka yerlerde de öyle. Kitap getirtiyoruz göğe, kargoya veriyoruz. Baş harfi A. Bursa'da dağıtım yeri varmış. Oradan Balıkesir'e dağıtılıyormuş. Balıkesir'den geleceği yere geliyor. Ne oldu kardeşim burada?
Kitaplar kayıp, bir torba kitap yok ortada. Kim aldı? Nasıl oldu? Soruşturuyoruz, hadi buyurun. Bu dağıtım merkezlerinizde kameralarınız yok mu ya sizin? Ne oldu bu torbaya? Kamera görmüyor mu? Paketi yırtmışsınız. Perişan olmuş. İçinden torbalar düşmüş. Ne yapacağız kardeş? Ya nasıl paketlemek lazım? Konteynerle mi göndereceğiz paketler yırtılmasın diye? Hadi bir iki kutuyu neyse. Zaman zaman kayboluyor gidiyor. Boş ver diyoruz. Koca torba. Torbanın üstünde isim var, cisim var. Telefon numarası var. Naylon torbanın üstünde. Bulunmaması imkansız. Ama bunun arkasında olacağım. Twitter'da da olacağım. İsminizi de deşifre edeceğim artık. Şimdilik baş harfi A diyorum. Bakalım ne gelecek cevap olarak. Bir destekler oluyor ya böyle. Bir şey söylüyorsun hemen telefon numaranızı falan filan yazın bilmem. Hiçbir şey çıkmıyor. Ama çıkacak. Karacaahmet mezarlığında çiçekleri çalanlar da çıkmak zorunda ortaya. Böyle üstü kapalacak işler değil bunlar. Bir yerlerde bir şeyler, insanlar bir şey yapmalı kardeşim. Bu kadar langur lungur bir ülke olamaz ya. Her şey bırakılmış oluruna. Yok böyle bir şey ya. O reklam akışına bırak. Bir şeyler akışına bırakılamaz. Yani o zaman kaos olur. Evet, geçelim. Geçelim hocam. Her devamlı bir şey çıkıyor bir kere. Evet, Sabancı Holding. Sabancı Holding'le başlayalım o halde hisselere. Zaten Sabancı Holding'den sonra araya gideriz. Şu an baktığımızda fiyatı 58.40 hocam. Yani 65-70 aralığını hedef olarak gideriz diye düşünmüştüm. 63'ten döndü. Şöyle bir bakarsak grafiğe. 17-44 ilk dalga diyelim, böyle bir yükseliş yaşandı orada. İyi bir yükseliş. Kaç lira bu? 27 lira. 27 lirayı 34'e koyarsak, ikinci büyük dalganın çıkışın başladığı yere, dip noktasına, 34, 27 de 61. Kağıt geldi 63'e. Demek ki birebir yaşandı. Bundan sonraki yaşanabilecek olay, eğer devam ederse yukarı yönde, alacaksın şeyi, 17 ile 44 arasındaki, ne dedik? 21 mi dedik? 24, 27 dedik. Evet, 27'yi 1618 ile çarpacaksın. 34'ün üzerine koyacaksın. 27'yi 1618 ile çarptığın zaman yaklaşık ne eder? 17, 30, 40, 45 falan diyelim. 45, 35 daha. Evet, ne etti? 80. Hedef oralar olur. Ama hemen gitmeyebilir. Şimdi 20 günlük ortalamada tutunuyor. Orada bir boğuşma var. Belki kırılabilir. 56-75. 50 günlük ortalamaya bakacaksın. Ama sonraki hamlenin 63 lirayı geçmesi lazım. Geçemezse iki kere düşün. O zaman ya yataya ya da aşağıya. Bir süre problem yaşanabilir. Ama yukarı yönde 63 geçilirse tekrar 70 falan diye hedef vardı. Bakarsın. Ocak ayındaki endeksin 5700'de olduğu sırada, burası 44'tü. Dolar 19'du. Şimdi dolar 28'e gidiyor. 27, yani yüzde işte 19'u böl, yani 8 lira desek %40 falan ediyor civarında. Çarparsan 1.40'la ne etti? Yani 66-70 civarı falan eder dolar bazındaki tepeyi yakalayabilmesi için. Neredeyse oraya kadar geldi. Ama mesela Sabancı 5700 endeksteki o tepeyi falan yakaladı, geçti gitti. Ondan bahsediyorum. Bazı kağıtlar TL bazında Ocak ayındaki tepeyi yeni yakalamaya çalışıyor. Güçlü kağıtlar, boşlar moşlar,
Onlar o 5700'deki TL bazındaki tepeleri yakaladı. Geçti. Dolar bazındaki tepeleri yakaladılar. Hatta bazıları onu da geçti. Oralarda ilerleyen zaman içinde eğer düzeltmeler, düşüşler falan olursa oralarda pozisyon tutmak lazım. Evet, geçelim. Trend yukarı ama kısa vade iyi geldi. Biraz kar satışıyla karşılaşılabilir. Evet hocam, şimdi isterseniz programımıza bir ara verelim. Kısa bir araya gidelim. Sonra hisselerle kaldığımız yerden devam edin. Hadi bakalım. Kısa bir ara. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hisselere bakmaya devam edelim. Türk Prizm'in kablo diyelim 34.68, %2'ye yakın yükseliş var. Olur. Yani orası zamanında 8'den 86'ya uçmuş. Tavan. Ne oluyoruz ya? Bir zamanların Siemens'i. 90'lı yılların süper kağıttı. O yıllarda. Yani Siemens her zaman herkesin aldığı ve her seferinde tarihi zirveye beraber endeksten daha yukarıya giderdi. Sonraları bir duruldu, bir şeyler oldu filan. Kağıt lotlar ortadan kalktı. Nedense fazla işlem görmemeye başladı uzun seneler. Bu 2020 senesi sonrası tekrar canlandı kağıtlar. Birçok kağıt canlandı. Yalnız bu değil. Ama kağıt yani 2021'de çok hızlı gitmiş. Sonrasında hikaye nedir bilmem ama 86'dan 22'ye böyle bir kağıdın düşmesi de enteresan. Yani 8'den 86'ya gidiş enteresan. 86'dan bu kadar büyük darbe yiyecek bir kağıt değil bu. Yani şirket olarak da. Ama bir şeyler oluşmuş yani fiyatları birileri almış bir yerlere götürmüş. Niye? Lotlar az, kademelerde fazla lot olmadığı için. Kontrol edilebilir o demek ki. Şimdi bir kere daha geliyor 42'ye. Bir çanak tamamlanıyor. Ve ortalamaların üzerinde. Yani 20-40. 20 daha koy 60 olabilir mi? Yani niyetleri varsa bu kadronun, kimse bu ekip yapabilirler yani. Ama bence şu anda direnç 41-20, 42-42, 42 de demek ki. Yani burasının aşılması fiyatın tekrar 55-60'lara doğru götürülmesine sebep olabilir. Yalnız büyük lotlarla burada takılınmamak lazım. Yani o zaman şey oluyor yani klasik bir laf vardır. Hani bilir herkes borsada tahta yapıcısı. Yani tahtada spekülatör veya grup fiyatları organize ediyor. Alışları, satışları alıyor, veriyor, veriyor, alıyor falan. Yani bir nevi Amerikan piyasasındaki spesyalist gibi çalışıyor. Alışları karşılıyor, satışları karşılıyor falan filan. Alıyor bir yerden bir yere taşıyor, götürüyor, getiriyor. Teknik olarak yaklaşık son dip 20.47'de ama 22.5 civarında dipler oluşuyor anladığım kadarıyla. Yani 42, 22, 18, 20 lira, 20, 42, 62, işte 55, 60 oralara götürebilirler yani. Ama çok miktarda lotla girersen, malı götüreyim, kısa sürede zengin olayım diye yedirmezler. Yani argo tabiriyle yedirmezler. Sana o malı yutturma, yani o parayı yutamazsın yani. Hemen tokatlarlar seni, pataküte. Köpleneceksin. Köpek balığını yenecek halin yok. Pilot balığı gibi köpek balığının etrafında dolaşarak oradan nem alacaksın kardeşim. Ne biçim borsa ya burası, böyle borsa mı olur? Vallahi yerse yani benim diyeceğim bir şey yok. O senin fikrin. Yani denemesi bedava. Git istiyorsan al.
Al bakalım 40-50 bin not da bakalım ne oluyor. Tahtanın sahibi sen olursun herhalde. Sen götürürsün bu sefer. Sana bırakırlar buyur götür diye. Böyle bir sürü yer var. Yani öyle langur lungur hoppa diye fil gibi girersen içeriye. Hani vardır ya o laf. Fil züccaciye dükkanına girer gibi girersen ne çanak bırakırsın, ne fincan bırakırsın, ne vazo bırakırsın. Her şeyi kırarsın. Sana da ödemesi düşer. Onu ödetirler sana. Evet. Yani teknikle beraber bir de tahtaları yani kağıtları da bilmek lazım. Geçmişini meçmişini. Burası böyle bir yer. Biraz daha geniş bakman lazım. Hangi tahtada ne kadar hisse alınabilir? Çok fazla aldığın zaman da yedirmiyorlar. Aşağı basarlar. Argo tabiriyle. İndirir yani. Aşağıya doğru çökertir tahtayı. Ta ki sen ay aman diye bıraktığın anda diye gelip alır. İki günde bıraktığı yere tekrar yukarı götürür. E sen de klasik. Hocam ya teknik çalışmıyor. Ben ne zaman malı bıraksam hemen hareketleniyor. E tabi. Seni zaten satışa zorlamak için aşağıya basıyor. 16 liraya Türksel verse de alsak. Hani ne oldu? 16'ya basıyordu malı. Fiyat 58 lira olmuş. Yani. Daha dün işte baktım. İletişim sektörü. Ya bırak bu hikayeleri ya. Milletin malını orada tokatlamak için hareketler hareketler toparla götür. Gideceği yer belli. Ama karambolde insanları panikletiyorlar tabii ki. Trading'de de zaten bu yaşanıyor. Onun için diyoruz. Alıp vermek kolay. Hele böyle 3 sene yukarı giden piyasada her şey çok güzel. Kolay gibi gözüküyor. Yani öyle ben oldum diyemezsin. Bazen bir tokat yersin. Ancak o zaman olursun, tam olursun. Tokatı da yemeyin. Yani şu anda 1 milyon tane herhalde trader var. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü herkes trader. Ama malı satmak da istemiyor bir yandan da yani. Trader olacak ama mal da satamıyor. İyi, geçelim bakalım. Sığ bir tahtadır yani. Ona göre ayağınızı denk alın. Evet, Sanel'e geçelim hocam. 21.82 şu an. Burada da fiyat. Burası da herhalde sığ. Trend dipleri birleştirsen yukarıya doğru. Bir çizgi çeksen yukarıya doğru gidiyor. 27 lira Ocak zirvesi anladığım kadarıyla. Oraya doğru gidiyor. Gidebilir. Yani 27'yi görebilir. Çünkü daha yüksek tepe, daha yüksek dip yaparak hoplaya zıplaya gidiyor yukarıya doğru. Ortalamaların altına inmediği sürece 27 civarındaki o tepeyi yoklamak üzere, çanağı tamamlamak üzere oraya doğru yolcu olabilir. Sabır lazım. Bekleyeceğim bakalım ne yapıyorlar. Ancak 20'nin altı dertlenebilir. 50 günlük ortalamanın altı. E onun altına da indirmezler. Hedefe falan götürecekleri yere götürmeden onun altına çakmazlar kolay kolay. O zaman iş bozulur. Milletin alakası kaçar. Uğraş dur milleti tekrar bu tahtaya toplamak için. Ne lüzum var? Tut ortalamanın üstünde. Yavaş yavaş işte yukarıya doğru ittir. Yani senden sonra alan da kazansın. Prensibi. Geçelim. Trend yukarı gibi gözüküyor. Ama sığ bir yer diye düşünüyorum. Yani pek fazla bilgim yok kademeler konusunda. Sığ bir yer, evet hocam. Evet. BSHGYO diyoruz o zaman. %2'nin üzerinde yükseliş var burada da. Fiyat 21.96. Vallahi iyi gidiş. Hale baksana. Bu bir zamanlar 1 liranın altındaydı. Yani pandemiye dua etsinler. Yoksa uzun süre 1 liraların altında falan kaldı. Bu Reysaç falan bir sürü kağıt. Pandemiyle beraber gelen
yatırımcı kütlesiyle fiyatlar bir anda, lotlar yok. Lotlar çoğalmadığı için aynı lot sayısına bir sürü insan gelince fiyatlar aldı başını gitti. İlk hamle 16. Nereden? 3.47. Yani 3.16 desek ne etti? 13 lira. 13 lira birebir yapsak 13 lira, 9 lira da etti sana 22. Gelmiş mi? Gelmiş. Birebir yaşanmış. Şimdi burada biraz kar satışı olabilir. Ama ortalamaların da üzerinde. Ortalamaların üzerinde tutuyorlar. Trend yukarı demek lazım. Bir sonraki hedef, o zaman alırsın şeyi 13'ü. 1.618 ile çarparsın. 13, 1.618 ile çarparsan 20 lira falan gibi bir şey eder. 9'un üzerine koyarsan 29-30 civarı da ihtimal dahilinde. Eğer şeyle altın oranla, yani o 1.618 kat sayısıyla ilk dalga boyunu çarparak daha sonraki 9.29'daki dibe ekleyip yukarıya doğru hedefi tayin edebilirsin. Matrix'in burada yaptığı dış sayım tekniği. Yani 16'nın üzerine ekleyerek gidiyor. Benim kullandığım daha ziyade yani iç sayım. Her dalga aynı dipten başlar bana göre. Birbirinin üzerine ekleyerek gitmez. Bu benim fikrim. Yani, iğneler sayılıyor mu, sayılmıyor mu? Yani kapanışlar üzerinden çizgiler çekmek filan. O zaman mum grafiklerine filan bakmayın kardeş. Her şeyi kapanış üzerinden yapıyorsanız gün içinde en yüksek en düşük nereleri gördüğü pek önemli değil. Gövde veya gölge olması da önemli değil. Alın kapanışı en basit grafik. Yani çizgi grafiği. Kapanışları birleştiriyorsun o kadar. Yani çubuğunu bu da geç. Ama o en başta yapılan grafiktir. Niye? Çünkü gün içi en yüksek en düşükler falan yıllar boyu takip edilmemiştir. Yani ona yetecek data yok. Öyle bir data tutulmamıştır. Mum grafikleri bile 1970'lerde, 80'lerde filan Amerika'da bile daha pek o kadar tanınan bir şey değildi. Çünkü açılış fiyatını kimse vermiyor ki. Ne açılışı? Yani sadece kapanış üzerinden gidiyorsanız mum grafiklerini de iptal edin. Açılış önemli değil ki. Çünkü yani gövde önemli değil. Neyse derin konu. Herkes bildiğini yapsın. Geçelim. Evet, RSHGO'dan geçelim hocam. Bir zamanların popüler hissesine, RTA Laboratuvarları. Ne oldu ya? Yeni bir salgın çıkıyor galiba. Yeni bir versiyonu mu çıkıyormuş? Neymiş COVID'in? Yani E ile başlıyor galiba. Avrupa'da, Londra'da görülüyormuş da falan filan. Vallahi yine rahat durmuyor bu millet. Yani insan soyunu herhalde sona erdirmek için büyük bir çaba var maşallah. Veya yeni bir aşı dalgası herhalde satılacak. Yetti gari. Gene beşli sekizli konsorsiyumlar, konsültasyonlar falan, ekipler. Televizyonda gene şöyle böyle filan. Yani çıkışa bak. 7 lira, 17 lira son zamanlardaki çıkış tamamen roket. Ya hiçbir zaman 90 dereceyle gitmez ama 17'den de dönmez. 20'den döner, 25'ten döner, 38'den döner bilmiyorum. Nereden döneceğini. Bunu bu hareketi çektirene sormak lazım. Ona arkadaş nereden döndüreceksiniz? Bir tüyo alabilir miyiz sizden? Öyle telefon etmek lazım. Yani tekniğe uyarak
hocam sana tüyoyu vereyim, ben çanağı katladığı zaman çakacağım diyorsa, o zaman yani 6-15, 9-15-9, 24. Demek ki 22-24 falan aralığı sizler için de kaçış yeri belki olabilir. Ama 24'e kaçarsın 38'e götürür. O da ayrı mesele. Burası Türkiye. Yani dediğim gibi. Geçmişte 5-77, 11, 11-7, 7-15. Hareketlere baksana. 15'te. Ne oldu sonra? Niye geldi 6.5'a? Hayrola? Esasında şirkete sorsan şirket de bilmez niye geliyor. Çünkü onların da bu işte dahili yok büyük ihtimalle. Onlar da diyor ne bileyim kardeş. Bizim kağıt bir yukarı gidiyor bir aşağı gidiyor. Biz de anlamıyoruz. Bunu diyebilirler yani. Çoğu şirket de diyebilir. Çünkü tahtadaki iş yapanlarla şirkette çalışanlar yani bu biraz derin bir konu esasında bunu geçeyim. Buraya yani, girmeyeyim mi diyorsunuz? Çok daha derine inebilir o konu. Ama yani yukarı doğru giderken ufak ufak kar realizasyonu yapılabilir diye düşünüyorum. Herhalde en tepede çıkacak haliniz yok. Çünkü bu tip gidişlerin sonu aynı günde tavan tabanla bitiyor. Tavana gider gibi yapıyor. Taban kapatıyor. Ondan sonra paraşütsüz aşağı doğru indiriyorlar kağıdı. Tepede kalan da kalıyor. 15'te alanlara sor canım geçmişte. 6.5'a indiği zaman yaşadığı eziyeti gör. Yani. Evet. Geçelim. Evet. RTA'dan sonra hocam Rubenis tekstile gidiyoruz hemen buradan. Vallahi bu da 51-70 civarında ikili tepe yapmış. Oradan çarpmışlar. 37. 37'yi 1.40'la çarparsak ne eder? 40 desek 1.40 yaklaşık 4.16 56 falan. Yani 37 olduğuna göre dolar bazındaki 51.70'e geldiğinde dolar bazında o 36.96'daki tepe fiyatı neyse dolar olarak orayı yakalamıştır diye düşünüyorum. Çanak katlanmış yeni bir kağıt. 12-36-37, oradan 15. İşte yani 37'den 15'e kadar iniş de tuhaf. Yani ne %61'i kalmış, ne %78.6'sı, ne bir şeyi. Neredeyse başladığı yere geri gelmiş. Şimdi başladığı yere geri gelen kağıt nasıl oluyor da bir anda 51'e gidiyor? Hayrola? Ne oldu yani? Ama 25-51... Çok dik bir çıkış. Bu böyle stratosfere kadar bu kadar dimdik gitmez. Bir yerde gömerler. Yani tren önünüzden artık hızlanmış gitmiş. Atlamaya çalışmayın. Çarparsınız bir yere, perona yıkılırsınız. Zamanında binecektin. Yani tren istasyonda beklerken binecektin. Nerede? 20'lerde, 25'lerde. Topodan kalkarken. Gezinir diye düşünüyorum buralarda. Yani spekülatörün ne yapacağına bağlı da herhalde 50 ile 40-35 arası 50 ile 35 arası kağıdı bir süre daha gezdirebilir herhalde. Öyle görünüyor. Geçelim. Evet. Hocam buradan Rubenis'ten dönelim Rodrigo Textile. 28. Önce 14-43, 43-22, 22'den bir ufak hamle. Tamam 22-43 çanağını tamamladın, eyvallah. 23-43 olsa 20 lira, 40, 20 daha koy 63. Ne 63'ü? Tahta 92'ye gidiyor. İşte onu diyorum yani. Çanağı katladın iyi güzel de orada bırakmayabilir. Alıyor başını götürüyor. 92-20. 57, 57'den bir daha 91'lere. Sonrası yani bakıldığında devasa bir ikili tepe gibi oldu burası. Bu kadar büyük ikili tepe de olmaz normalde. Daha sıkışık bir bölgede olur. Yani fiyat
En baştaki çıkışın %50'si geri geldikten sonra zıplayıp orada ikili tepe olmaz ki. İkili tepe olsa bir o kadar daha tepe boyu ikili tepe kadar aşağı yönde kat etmiş olsa kağıt tekrar başlangıç noktasına inecek 14'e. Yani %50 oluyor çünkü dip noktası 57 olduğu zaman. Ama görüntü itibarıyla ikinci defa götürüyor. Bir daha dağıtıyor anladığım kadarıyla. Oradan bıraktı mı kağıdı, halıyı çek altından, bir anda serbest düşüş. Nerelere? %78.6'ya. 32'den. Şimdi toparlanmaya çalışıyor. Yani gene böyle 90 derece yapar mı? Biraz zor gibi geliyor ama belli de olmaz ya. Ama 59.45'e getirmiş. Şimdi orası aşılırsa bence 70-80 arası oralara gelirse satıcı gelir diye düşünüyorum. Hocam ya 92'yi alıp çanağı tamamlayıp bir de çanağı aşırtıp 150'ye götürürler mi? Yok artık. Yani götürürlerse de bravo derim ya nasıl götürürlerse. Yani ama şu anda hani 70-80 aralığı kar realizasyonu için uygun bir yer gibi gözüküyor. Ne olacak ki 45 al 80'e sadece %40-50 para kazanıyorsun. Bu devirde çok kısa sürede 2 ayda iyi para ya güzel kardeş. Şu anda bile kazanılmış %100. 32-64 yapsa %100. 32-59 yapmış neredeyse o kadar. %90 para kazanmış birisi. Tepeden alana, alana bakma. Tepeden alan hala zararda. 80'de 90'da alan. Onlar işte kaçar diye düşünüyorum. Fiyat 75-80'e doğru gelirse. Evet geçelim. Evet hocam vaktimizi de bitirdik. O zaman son hissemiz olsun bu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yarın mini bir program sonra Merkez Bankası faiz kararımız var malum. Yarın görüşmek üzere. Hadi bakalım. Ağzınıza sağlık. Evet efendim programımıza burada noktayı koyup sözü Erencan Umut'a bırakalım.